Herkese merhabalar arkadaşlar. İspanya'dayız. Endülüs bölgesinde, yani İspanya'nın güneyindeyiz. Ve burada turistlerin en çok ziyaret ettiği ilçelerden biri olan Ronda'dayız. Ronda, İspanya'da boğa güreşinin doğduğu yer. İlk boğa güreşleri burada başlamış ve tarihte çok önemli matadorlar hep burada yaşamış. Aynı zamanda ülkedeki ilk arena da burada açılmış ve biz de İspanya'da ilk defa bir arenanın içini göreceğiz. Bugün planımızda ayrıca Ronda'nın eski şehrini gezeceğiz. İspanya'daki çok güzel korunan şehirlerden biri. Aynı zamanda burası kanyona bakan kocaman bir köprüyle ünlü. Bütün fotoğraflarda, kartpostallarda onu görüyorsunuz. O köprüyü de ziyaret edeceğiz. Sonra da Araplardan kalma işte duvarlar, kaleler, saraylar, hamamlar, artık vaktimiz yettiği kadar bütün Ronda'yı gezeceğiz. Ama önce hemen boğa heykelinin arkasındaki, benim de çok merak ettiğim arenayı gezerek başlayalım ve hayatımızdaki ilk arenamızı görelim İspanya'daki. Hadi bakalım. Şimdi bilet alacağız şu girişten, gişeden. Sanıyorum 6 euro civarı bir fiyatı var. Bakalım, soralım. Aa, pahalanmış internette okuduğumdan. 8 euroymuş. Bakalım. Hola, hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú? Bueno, bien. Por dos. Dos audio guías, ¿queréis? No. Şey istiyor muyuz? No. Sesli. Şey, yok, sadece göreceğiz biz. No, gracias. Okay. Efectiva. 16 euro tuttu ya, pahalıymış giriş. Gracias. Hadi bakalım, giriyoruz. Şu fişi okutacağız. Sen de geçebiliyorsun galiba direkt. Şimdi arenanın kendisini en son göreceğiz. Önce arkadaki bölümlerden başladık turumuza. Hiç beklemediğim bir şey çıktı bu arada karşımıza. Tabii bazı matadorlar at üstünde boğayla ilk böyle savaşmaya başladıkları için atçılık da çok gelişmiş. Hatta tabii boğa güreşlerinden daha da eskiye dayanıyor. Ta Roma zamanına dayanıyor at binme ve at eğitimi. Şimdi burada bir tane ahır var kapalı. Önce oraya geldik. Bir de burada değişik kapılar var. Böyle ağırlıklarla açılıp kapanıyor. Bilmiyorum artık atları mı boğaları mı hangisini geçiriyorlar buradan ama şöyle bir şey var, bakayım çekebileceğim mi? Bayağı ağırmış. Açılıyor mu kapı? Aynen, böyle açıp kapıyorlar. Kademeli kademeli. Birini açıp birini kapatıp araya alıyorlar herhalde hayvanları. Burası da ahır bölümü. Atların zamanında tutulduğu, sanırım eğitimlerin yapıldığı yer. Ama şey, avizeler falan var kocaman. Çok enteresan. Ya yani özenmişler, bayağı şık bir yer yapmışlar. Kum bir alan var. At eğitim sahası. Şimdi burada biraz açıklamışlar ne tür eğitimler yaptıklarını. Hem böyle keyif için at binmeyi öğrenenler hem de olimpiyatlara, işte yarışmalara hazırlananlar için değişik eğitim teknikleri, taktikleri var. İşte böyle mesela Z çizerek atı sürmeyi öğreniyorsun. İşte daire çizerek ya da böyle 8 çizerek farklı farklı rotalarda at sürmeyi öğretiyorlar farklı yaş gruplarına ve amaca yönelik. Acaba hala aktif mi? Bilmiyorum ama şimdi turist olarak gezebildiğimize göre hala burada çalışma yapıyorlar mı emin değilim. Demin ki sorumun cevabını bulduk. Hala kullanıyorlar mı dedim. Atlar burada hala. Görebildiğim kadarıyla 6-7-8 tane falan at var. Selam arkadaşlar. Hepsi de beyaz. Böyle filmlerden, dizilerden gördüğümüz bir şey. Çok aşamalı kapılardan geçip boğalar arenaya ulaşıyor. Şimdi tam olarak hangi sırayla hangisini açıyorlar emin değiliz. Ama böyle bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor. Hatta şimdi birazdan göstereceğim. Dışarıda bir kafes var. Önce orayı alıyorlar. Sonra başka bir kapak var. Oradan geçiyor. Böyle farklı aşamalardan geçirip en son arenaya boğayı getiriyorlar. Bayağı enteresan bir düzenek. İlk defa biz de böyle yakından görüyoruz. Şu kafes muhtemelen arena yoluna girmeden önce son tutulduğu yer boğanın. Şimdi tabii öyle oluyor, böyle oluyor diye anlatıyoruz da aslında bayağı korkunç bir şey. Ben gerçeğini izleyebileceğimi düşünmüyorum. Birçok kişi böyle sırf bir kere hayatımızda görelim diye geliyor böyle İspanya'da boğa güreşi izlemeye ama gerçeğini izleyebileceğimizi sanmıyorum. Sadece arena tarihi bir yer. Gezelim istedim, görelim istedim. Boğa varken görmek istemem. Evet, hazır mısınız? Arenaya giriyoruz. Hadi bakalım.
İspanya'da arkadaşlar modern boğa güreşinin kurallarını ortaya koyan Francisco Romero, bir de onun torunu Pedro Romero var. O ikisinin katkılarıyla bu arena oluşturulmuş. 5000 kişilik bir arena burası ve böyle tamamen taş basamaklardan yapmışlar. Ve hala aktif olarak genellikle böyle Ağustos ve Eylül aylarında her sene boğa güreşleri düzenleniyor. Hatta bu yılkinin de reklamları dışarıda panoda asılıydı. Pedro Romero, bu işte ünlü matador'un festivali var kendi adına. O festivalde her yıl güreşler düzenleniyor ve izlemek isteyenler gelip izliyor. Biz mimarisiyle, daha çok tarihiyle, enteresanlığıyla ilgileniyoruz. Dediğim gibi o sahneleri görmek bizim kadar bir de hayvansever insanlar için birazcık zor olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, normal bu boğa güreşlerini işte filmlerden, dizilerden, eski tarihi olaylardan gördüğümüz dışında benim hayatımda aslında başka bir yeri de var. Bizim Latin danslarında, yarışmalarda 5 danstan bir tanesi Paso Doble ve Paso Doble de boğa ile matador'un hikayesini anlatıyor aslında. Erkek genellikle matador'u temsil ediyor. Kadın da ya boğa, ya pelerin, ya da kadını temsil ediyor derdi bizim böyle yabancı hocalarımız. Dolayısıyla hep o Paso Doble'de bu matador'la boğanın savaşı anlatılıyor. İşte bütün pozlarda da bir boğa saldırıyor, işte matador kaçıyor, sonra matador savunmaya geçiyor, bu sefer o saldırıyor gibi böyle karşılıklı kadın ve erkek bu sahneleri canlandırıyor. Dolayısıyla oradan da bir böyle aklımda farklı bilgi var. Tabii ki bir arenada yapmıyoruz biz dansları hiçbir zaman. Spor salonlarında yapıyoruz ama hikaye hala orada da temsil ediliyor. Hatta yakında muhtemelen olimpiyatlara katılacak dans sporu ve Paso Doble de olimpiyatlarda yer almış olacak. Bu da böyle ilginç bir bilgi olsun benden. Arenanın her tarafında böyle RMR logoları var bu arada. Bunlar anlamı, açılım yani. Real Maestranza de Ronda. RMR.org diye böyle aratırsanız web sitesinde daha detaylı bilgi bulabilirsiniz. Bugün hala burada işte düzenlenen aktiviteler, tarihi hakkında her şey de orada var. Şimdi içeride böyle müze gibi bir kısım var. Videolar falan gösteriyorlar. Oraya girelim. En son orayı da gezip çıkacağız arenada. Ve günümüzde arenanın kullanımı, atlarla böyle eğitimler, işte gösteriler, farklı aktiviteler yapıyorlar. Hala o zamanki gibi giyiniyorlar. Bir video hazırlamışlar arkadaşlar en son çıkışa gelmeden önce. Arenada bugün binicikle ilgili işte yapılan aktiviteler, kullanımı, az önce gezdiğimiz yerler, tribünler, atlara giydirdikleri böyle altın varaklı kostümler, eğerler sergilemişler burada. Aynı zamanda atlara binenlerin giydikleri kıyafetler. Burada da matadorların kostümleri, arkada da doldurulmuş boğalar koymuşlar. Matadorlar da bayağı renkli renkli, işte kırmızı, pembe, sarı, canlı giyiniyorlar bayağı. Şimdi bize sordukları zaman İspanya'da nereleri gördün diye, biz tabii yıllardır hep Ronda'yı da gördük diyorduk. Ronda'yı da sonuçta gördük mü? Gördük. Uğradık mı? Uğradık. Ama aslında insan bir kere daha görünce fark edebiliyor. Aslında pek de görmemişiz. Yani biz biraz aceleye getirdik burayı. Şu aşağıda arabaların park ettiği bir yer var. Şöyle biraz gösterebilirsek. Oraya arabamızı park ettik. Buranın en meşhur köprüsünü gördük. Onunla ilgili video çektik mi? Onu bile pek hatırlamıyorum yani. Çektiysek de paylaştığımızı hatırlamıyorum. Çünkü biz 4 günde kocaman bir Endülüs turu sıkıştırmıştık. Evet. Şimdi biraz daha böyle sindire sindire böyle daha detaylı geziyoruz. O zaman çok aceleye gelmişti. Geldik buradan, çektik, görüntü aldık falan, kaçtık gittik, daha sonra Ronda'yı gördük mi gördük, aslında görmedik. Evet. Yani şimdi biraz da yapısını görmüştük. Oyun bir de biz Sevilla'dan Malaga'ya arabayla gidiyorduk 2,5 yıl önce. Yolda işte bir sürü beyaz köy görelim, bir sürü yerde duralım derken hepsi de çok az, böyle yarımşar saat kalmıştı. Bugün daha detaylı gidiyoruz. Evet.
Ya bir de işte duyguyla aramızdaki şeylerden, çekişmelerden biridir. Birçok videoda bahsetmiştik. Bir yere ikinciye mi gitmek yoksa farklı bir yer görmeye mi çalışmak? İşte duygu işte hani hayat kısa, olabildiğince farklı yer görelim diyor. Evet. Ben de aslında daha önceden gördüğümüz bir yeri birkaç yıl sonra tekrar ziyaret etmeyi seviyorum. Orayı görüp hatırlamayı falan seviyorum. Bir de ya şöyle bir şey oluyor. Aslında 2 yıl sonra, 5 yıl sonra falan aslında aynı insan da olmadığın için dikkat ettiğin şeyler de çok farklılaşıyor. Çok felsefik gibi. Yani biz birazcık İspanyolca öğrendik. Ondan sonra İspanyol kültürünü biraz daha tanıma şansı elde ettik. Dolayısıyla gelip burada dikkat ettiğimiz şeyler, algılarımız biraz daha farklı oluyor. Onun haricinde işte ne bileyim, işte yelkenciliğe başladık. Eskiden de hani hoşumuza giderdi ama bu sefer marinalara, işte buradaki teknelere falan biraz daha dikkat ediyoruz gelmişken. Yoksa daha önce geldik mi Malaga'ya? Gelmiştik ama bu sefer biraz daha dikkat ediyoruz öyle şeylere. Ve biz bunu konuşurken şimdi Ronda'nın en önemli yerine geldik. Bu kısmı bir duyguya bırakacağım ama nasıl? Evet, tur rehberliği kısmına geri dönersek anlatıyorum hemen neredeyiz. Çevirelim kamerayı. Ver bana. Karşınızda Puente Nuevo, yani yeni köprü. Aslında yeni dediklerine bakmayın çünkü 1500'lü yıllardan kalma 500 yıllık bir köprü ama ismi bir şekilde yeni köprü olmuş. Yapımı da yaklaşık 200 yıl sürmüş. Yani ara ara işte yapılmış, yıkılmış, bazı renovasyonlar geçirmiş. Bayağı uzun sürede tamamlamışlar ve Ronda'nın en çok fotoğrafı çekilen, Instagram'da Ronda yazınca en çok göreceğiniz yeri haline gelmiş ama gerçekten de bayağı etkileyici bir yer. Tajo Kanyonu var aşağıda da. Buradan göstermeye çalışalım. Çok derin ve enteresan bir kanyon. İspanya'daki meşhur kanyonlardan biri zaten. O kanyon üzerine kurulmuş bu köprüde. Hem altından yürüme şansımız var, hem böyle etrafından güzel manzara noktaları var. Şimdi gezebildiğimiz kadar köprünün etrafında dolaşacağız. İlker'in de mi söylediği gibi daha önce geldiğimizde sadece aşağıdan arabayı park edip köprüyü karşıdan görüp yola devam etmiştik. Bu sefer biraz daha böyle etrafında dolaşmaya, yürüyüş yapmaya vaktimiz olacak. Hadi bakalım köprüyü keşfetmeye gidiyoruz. Şimdi şehrin sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Bu meydanın adını okumak yerine yazayım buraya. Daha kolay olacak. Meydan böyle buranın tam görülmesi gereken meydanlarından biri. Çünkü etrafında hem böyle değişik binalar var hem de şirin ağaçların olduğu güzel, huzurlu bir meydan. Turistlerden de bir tık uzak. Yine var turistler ama biraz daha dışarıda kalıyor. Bu kilisesi şehrin. Iglesia Santa Maria la Mayor ismi. Sanırım giriş yapabiliyoruz. Birazdan onun içine bakacağız. Bu arkamdaki upuzun binada şehrin belediye binası. Zaten Avrupa Birliği bayrağı, İspanya bayrağı, yanında da Endülüs bayrağı var. Normalde böyle yerlerde bir de Malaga bayrağı, bir de Ronda bayrağı falan oluyor böyle sırayla. Burada Ronda bayrağı şu an göremedim. Yeşilli olan Endülüs bayrağıydı diye hatırlıyorum. Böyle burada her eyaletin, her ilçenin, her köyün kendi bayrağı oluyor. Böyle şehirlerde, ilçelerde arkadaşlar genelde görülecek birkaç tane tabii simge yapı oluyor. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ama onun dışında sokaklarda böyle özgürce dolaşmak, kendi keşfimizi yapmak da keyifli oluyor. Sadece turistik noktaları değil, böylece gerçek hayatı da ya da işte böyle yaşayanların nasıl yaşadığını, hangi şartlarda yaşadığını da görebiliyoruz. Ya da çok da böyle rehberlerde yazmayan ara sokaklar keşfediyoruz. Şimdi burada da köprünün altına ineceğiz aslında asıl hedef o ama yolu biraz uzattık. Ara sokaklardan dolaşarak, evleri görerek aşağı inmeye çalışıyoruz. Şimdi ilk Erdem'in Toledo'yu hatırlattı bana. Toledo'da böyle sokaklarında kaybolmalık şehir demiştim. Madrid'de bir saat uzaklıktaki Toledo'yu gezmiştik yakın zamanda. Orası da böyle bir tam ortaçağ şehriydi. Burası da bayağı eski yerleşimler olan bir yer. Hatta İspanya'daki en eski yerleşim olan yerlerden bir tanesiymiş Ronda. Bugün günümüzde de 35 bin kişi yaşıyor Ronda'da. Yine çok küçük bir ilçe denilemez. Dağın tepesinde Malaga'dan bir saat tırmanıyorsunuz ağaçların arasından. Yeşil bir virajlı yoldan. Malaga'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta. Bir saat sonunda tepedeki Ronda'ya
ulaşıyorsunuz. Biz tabii şu an sadece tarihi eski merkezinde geziyoruz. Bir de yeni tarafı var şehrin. Orada normal yeni binalar ve akan bir hayat var. Burada ise Eskişehir'de hayat durmuş gibi, donmuş gibi sanki yüzyıllar öncesinde. Bu arada yürürken sarayın olduğu yere geldik. Hemen kamerayı çevireyim, sarayı da göstereyim size. Palacio de Mondragon, Mondragon Sarayı. Bu bina eski bir saray. İçi de müze yapılmış. Giriş ücreti yine 5 euro civarı bir ücret var sanıyorum. Ama her binanın içine girip çıkarsak vakit yine yetmeyeceği için burayı es geçeceğiz. Ama şöyle kapıdan hızlıca göstereyim görebildiğim kadarını. Kapıları çok enteresan oluyor, kocaman. Ahşap kapılar ve dev demir tokmaklar. Şimdi köprüye bir de aşağıdan bakmak için şöyle yüksek merdivenlerden aşağı iniyoruz. Bunun bir de çıkışı olacak tabii. O biraz acıklı olacak ama aşağıdan daha önce hatırladığımız o güzel manzara noktasına gidiyoruz. Bu sefer yürüyerek. Arabasız. Arabasız. Daha sportif olacak. Şurada da inanılmaz bir tas sanatı yapmışlar bakın. Kamerayı çevirip gösterelim. Taşları böyle üst üste koyuyor. Dengeli dengeli diziyorlar ya. Aynen. Gerçi genelde düz taş kullanmışlar. Olsun ama yine de zor. Tatam. Bayağı denemeler yapılmış. İnanılmaz bir manzara var. Güneş batışı da tam böyle arkadan vurduğu için şahane görünüyor. Hem de şimdi akan suyu da görebiliyoruz artık. Kanyonda bayağı da sağlam akan bir şelale var. Karşınızda Puente Nuevo ve Tajo Kanyonu. Bayağı etkileyici. Epik, epik görüntü derler ya, gerçekten epik bir görüntü. Bayağı saatlerce fotoğraf çekebilirsin burada yani. İlker'in deyimiyle de adamlar yapmış. Evet, artık köprüyü bir noktada bıraktık arkadaşlar. Şehrin kalanını daha gezmek istiyoruz çünkü. Şimdi yürüdük ve eskiden şehrin giriş kapısı olan yere geldik. Ta 13. yüzyıldan kalma bir yer. Endülüs döneminde yapılmış, Araplar döneminde yapılmış. Zaten surları da şehrin Arabic Walls, yani işte Arap duvarları diye geçiyor. Bu kapı da oradan kalan parçalardan bir tanesi. Şimdi böyle bir çıktık, tekrar içeri buradan Eskişehir'e girelim. Güzel bahçelerin olduğu bir bölüm var. Gün batmadan oraya gitmeye çalışacağız. Bir de orayı gezelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar sıradaki durağımız Arap banyoları diye geçen bizim bildiğimiz aslında hamam. Eski bir Endülüs'ten kalan hamam var burada. İsmini böyle yazıyor onlar. Bu da 13. yüzyıldan kalma bir hamam. Ve dışarıdan böyle görünüyor. Şimdi İlker içeride konuşuyor, içeri girersek ne göreceğiz diye. Ona göre karar vereceğiz. İki tane bilet alıyor şimdi İlker bize. Gireceğiz içeriye bakalım.
4,5 euroymuş buranın girişi de. Bakalım içerisi nasıl, sadece yukarıdan bakmayalım. Sonuçta nereden baksanız 800 yıllık, 700 yıllık banyolar. Ha, burada da kedi buldum. Ki buralarda sokak kedisi bulmak çok zor. Az rastlanan bir durum. Hamam kedisi. Selam Sarı. Bu videomuzda da sen yer almış ol. Kedi kontenjanını sen doldurdun bu videoda. Aşağı iniyoruz şimdi. Abba. Bence sağdan içeri girecektik. Minik bir kapıdan hamamın içine giriliyor ve bir anda sıcaklık çok değişiyor. Taş yapının içi bayağı serin. Aktif olarak kullanılmıyor artık ama sadece böyle müze gibi geziyorsunuz. Havalandırmalar ve ışık delikleri. Şurada da bir video yayınlıyorlar sanırım. İki dakika sonra başlayacakmış. Bu şey mi? Eski usul jacuzzi. Spa. Restos de época romana sujetaban por medio de arcos de herradura tres bóvedas de cañón y las seis cúpulas que conformaban la cubierta. La última de las salas y la primera en ser visitada era la sala caliente. Justo al lado de la caldera y gracias al hipocausto que discurre por dentro. Gün ışığı yokken şey olsun diye ışık koymuşlar. Son olarak Jardines de Cuenca. Cuenca bahçelerinin içinden geçip günü tamamlayacağız. Arap banyosundan, hamamdan çıktık şimdi. Bu arada şurada da eski minik bir köprü vardı. Bu yeni büyüğün eski versiyonu, küçük köprü. Şimdi çamların, palmiyelerin arasından geri yukarı doğru Eskişehir'e çıkıyoruz. Sonra yemek yeme zamanı. Evet arkadaşlar, gün battı. Artık akşamına geldik rondanın. Ve bir gecemiz var sadece burada. O yüzden güzel değerlendirelim dedik. Ve görmediğimiz bir meydanda yemek yiyeceğiz. Plaza del Socorro diye bir meydan burası. Gündüz vaktimiz kalmamıştı. Turistik açıdan böyle işte gelenlerin mutlaka görsün güzel bir İspanyol meydanı dedikleri bir yer. Şimdi burada bugün İspanyol yemekleri yemeyeceğiz ama değişiklik yapalım dedik. Bir İtalyan restoranı bulduk. Pizza makarna tadında bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Şurada ortada da güzel değişik bir çeşme varmış. Bakın göstereyim. Böyle eski şehirleri gece de ayrı seviyorum ben. Farklı bir havası, atmosferi oluyor. Genelde çok fazla ışıklandırılmamış oluyor. Hafif loş, otantik bir ortam oluyor. Bu videomuzu bu güzel meydanda bitirmek istiyorum artık. Eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz, abone değilseniz abone olmayı ve aboneyseniz de katıl tuşuna basıp kanalımıza üye olmayı unutmayın. Böylece hafta içi yayınladığımız ekstra videolara, ekstra içeriklere ulaşabilirsiniz ve çekirdek ailemize katılabilirsiniz. Bu videodan, Ronda'dan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.